Geliyor, kurt geliyor. Bul onları getir. Oğlum çok ilginçti ama bu bu ta, bu serüven bana çok şey kattı diyebilirim ya. Bu tatil tatil değil o da işti aslında iş için gidildi ya. Ama büyük şeyler kattı bana. Ben onu söyleyeyim sana bak. Çok büyük kendime geldim yani. Ya dedim ki ben ne yapmışım dedirtti bana anladın mı? Ulan gittik abi. Ya müsaade var mı biraz anlatmak isterim yani hafiften. Müsaade varsa. Abi gittik tamam mı? AVM'si varmış oranın ama bir AVM boyutu bir gör yani anladın. Mı? Bu kadar büyük bir AVM olamaz dersin. Zaten hepsini gezemezsin yani öyle bir AVM. İçeride böyle araçlarla gidiyorlar falan öyle büyük bir AVM. Abi gittik. Zaten Kemal'le ben de dil yok. Yani zaten Türkçe kendimizi ifade ederken kendi arkadaşlarımıza Türkçe kendimizi ifade ederken zaten sorunlar yaş yaşıyoruz. Bir de yani orada İngilizce hakim zaten. Dedim ki lan mı bıçak açmıyor ya. Ya konu konuşamıyorum ya. İnga deme diyeceğiz yani. Anladın mı? Bir tık ötesi. In <laughs> böyle böyle anlaşacağız yani. Anladın mı? Gittik abi Allah'tan Ferit vardı işte. Özge biraz biliyor. Ferit biraz biliyor. Bir Ferit iyi biliyor yani gideceği falan. Bir şey istiyoruz biz Ferit'e diyoruz ki Ferit şunu şunu söylesene. Buna bunu söylesene. Kemal falan böyle mesela. Kemal'e adam bir şey anlatıyor. Kemal anlayamadığı için böyle yapıyor. Böyle götüm götüm mağazadan çıkıyoruz. Yani konuşamıyoruz zaten. Adamlar bize musallat olunca hiçbir şey diyemeden mağazadan çıkıyoruz. Sonra yanımızda Ferit'le falan tekrar geri dönüyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Sonra rezalet amına koyayım. <laughs> ya bir gör var ya. Gerçekten rezalet ya büyük rezi rezillik yani anladım utanç vericiydi yani ben gerçekten böyle yürüyordum yani şöyle gidiyorum yani hani şey diyemedim ya ben bunu yani bildiğimi de konuşamıyorum zaten de mesela adam anlatıyor bir şey gösteriyor ben bunu beğenmedim diyemiyorum mesela anladın mı o bile gitmiş yani kafadan gitmiş yani o bile böyle yapıyorum böyle A ekstra tepkiler veriyorum falan böyle salak salak tepkiler veriyorum böyle yapıyorum hmm. Bana <laughs> Mimiklerle adam anlatmaya çalışıyorum. Ya çok acayip olaylar oldu. Neyse ilk gün şimdi e, herkesin alanı farklı olduğu için işte birisi işte başka bir şeye bakmak istedi. Birisi işte farklı bir şeye bakmak istedi. Ben de dedim ki bir çağır dedim sen bir kendin bir giz bakalım. Çünkü ben şimdi hep herkesi böyle sürüklemeyeyim. Onlar da ayrıldılar. Ben de ayrılayım dedim tamam mı? Dedim ki salaktan dedim böyle bir gezerim. Girerim çıkarım hani. Kimseyle muhatap olmam zaten. Şöyle bakarım. Hani çok beğendiğim bir şey olursa hani. Yalandan giderim böyle arkasını çeviririm fiyatına bakarım koyarım tekrar oraya falan böyle. Kimseyle muhatap olmadan şöyle bir turlarım gelirim kafasındayım. Girdim abi bir tane mağazaya falan böyle. Böyle geziyorum falan. Adam yanıma geldi ben böyle yapıyorum. Hımm. Ya sürekli böyle iletişim iletişimdeyim abi sana. O mesajı vermek için böyle garip garip sesler çıkartıyorum. Hımm. Adam bir şey söyle böyle yapıyorum. Hımm. <laughs> o kadar anlamsız böyle bir iletişimimiz oldu ki. Neyse abi gittim bir tane dükkana. Adam bir tane hoodie gördüm ya. Şöyle bir hoodie'yi şöyle bir çevirirsin bakarsın ya üstüne nasıl durulmuş gibisinden. Öyle baktım laps dedi geldi lavuk. Dedi anlatıyor işte bir şeyler anlatıyor işte bu bilmem ne falan filan. Ben de şey dedim yani how much. Ben de o tam hazır çünkü how much dedim ama verdi cevabı zaten anlamıyorum. Yani anlarsın aslında da yani. Ben tip, falan filan hani şimdi diyorsun 1, 2, Ben onu mesela şeyden 1, 2, geliyorum mesela 7'a. Anlatabiliyor muyum? Sonra akıl ettim 6'den ne var mesela? 9'a 6, 6, 7, 8, 9 diyorum mesela. 4 sayıyorum ama 9'lu diyorum mesela. Ama 90 mı, 900 mi, 9000 mi? Oralar tam oturmadığı için. <laughs> ya büyük rezalet ya. anlayacaksın İlk gün zaten var ya leş çöp amına koyayım yani. Circle Herat of Os bile diyemiyorum yani öyle söyleyeyim sana. Neyse gittim abi. Adam bana Hudi sordum ya. Hudi sordum abi. Adam bana şey yaptı. Dedi ki ben dedim ki ya alternatif soracağım tamam mı? Böyle yapıyorum. Hmm, nice falan yapıyorum böyle anladın mı? Ya anla değil mi? Bunu beğendim. Buna benzer başka şeyler getir. Onları da beğeneyim abone koyayım aslında. Sonra adam bana yardımcı olmak için ben böyle bir şeyler dedim. Hani böyle different falan filan bir şeyler dedim. Adam da şey yaptı bana. Bir şey bir şey daha gösterdi. Ben böyle hı, hı, falan filan yapıyorum böyle. Adam sonra bana şey sordu. Aslında ne tarz seviyorsun gibi bir şey sordu da. Cümle içerisinde ben şey yakaladım hani. Hani sevdiğin bir süper kahraman var mı? Sevdiğin bir takım var mı? Sevdiğin bir renk var mı? Falan onları böyle toplu sordu. Pezevenk. Ben İngilizce bilmiyorum. Daha da üstüme geliyor amına koyayım. Bütün gramerleriyle konuşuyor. Lan pezevenk belli değil mi bilmediğim benim o da. Benim de ağzımdan Allah affetsin Spider-Man çıktı ya. Koskoca adam olarak orada 1.96, 97 boylarında bir insan olarak, sakallı bıyıklı, kıllı mırlı bir adam olarak orada. Adamın karşısına göz göze geldik. Ben Spiderman dedim adama. Ve adam çok heyecanlı bir şekilde biraz bekle dedi gibisinden bir şeyler söyledi falan, o falan dedi. Gidemiyorum da şimdi. Hani beğendim de almayacağım. Beni salsın ben beğendi de sormayacağım, almayacağım da. Bekle dedi. Adam gitti depodan amına koyun. Böyle bir şey getirdi önüme. Koydu böyle. Abi o kadar kötü ki ürünlerin hepsi. Yani zaten bana o, hiçbirinin bana olma ihtimali yok. Small bedenler, çocuk şeyleri. Ama hepsinin üstü Spiderman falan var böyle. Süper kahraman. Spiderman falan. Abi ödev gibi koydu önüme amına koyayım. Masanın iş gibi böyle anladım. Bitirme tezi gibi koydu önüme amına koyayım. Böyle güler yüzü falan bak dedi. Ben de şefim. Oo falan yapıyor ben de. <gülüyor> <gülüyor> ben namına amına koyayım şey verin nice, falan nice, yapıyorum. Adama da ayıp olmasın diye. Bizde de var. O bizim hani kanımızda olan bir şey yani. Girdiğim yerde adama en adamı kırmadan almayacağını belli ederek çıkarsın anladım. Hani bak alacaktım. Normalde sen bunu bana satardın ama ben hani şu an almıyorum. Sen satamadın değil. Ben almıyorum. Çok vermek için çalışırız yani o kasiyereydi işte satış temsilcisi neydi? Biz hani öyle insanlarız ya birazcık. Hocam sen yani satış temsilcisi olarak elinden geleni gerçekten yaptın. Ama gerçekten ben bunu almıyorum yani hiç senlik bir alakası yok. Yani senin performansını asla sorgulamıyorum. Anlatabiliyor muyum? <laughs> hani biraz bu çabadayım ben yani anladım. Adam hani maçıp olmasın. Ama işte yani beğenmedim de demek istemedim. Ha, yani teşekkürler diyeceğim çıkacağım. Abi adam getirdi. Para karamona koyayım ben şeyi düşünüyorum. Bir de benim hattım orada çalışmadı. İnternete giremiyorum ben. Kaybolsam kaybolacağım ha. Şey yapıyorum ben de. Ee... bakıyorum falan böyle. Baş, ben başladım bakma adam da gitti yani. Uzaktan bakıyor ama benim tepkilerime bakıyor. Ben de kendi kendime böyle tepkiler veriyorum. Bakıyorum. Hı, hmm. Falan yapıyorum. Adam beni izliyor ya. Ben orada baskı altında. <laughs> <laughs> Baskı altında kendi kendim orada bir sinema oynattılar bana ya. Bu kardeşiniz. <laughs> kardeşinize gurbet namına koyayım. Kendini kendi kendine film oynadım orada ya. Film çektim ya. Böyle yapıyorum. Hı hmm, Adama bakıyorum. Göz göze geliyoruz falan böyle. Absürt salakanlar. Sonra abi Allah tarafından oradan Ferit geçiyordu. Bir baktı içeride ben Ferit Ferit dedim böyle. Tam kapının önünden geçiyor. Bak o kadar büyük abi mümkünatı yok denk gelmemizin. Ferit Ferit dedim içeri geldi. Girdi için. Şey, bunlar ne amına koyayım dedi. Sen nereye bakıyorsun? <laughs> Oğlum bunlar ne dedi? Ben dedim bir kardeşim ben çok mu mutluyum bunlara? Şu an dedim ben bunlara bakmaktan sence çok mu mutluyum? Derdimi anlatamadım dedim. Adam dedim ne? Yanlışlıkla dedim Spider-Man anladım. Ben Spider-Man dedim. Ben dedim Nur Allah rızası için şuna söyle dedim. Ben dedim şu hudinin de benzer farklı rengini var mı soracaktım. Benim önüme bunları koydu. Önüme koydu şeyler de gör amına koyayım ya. Önüme koydu şey ya garip garip böyle Spider-Man şeyleri, küçük çocuk şeyleri, shortlar, mortlar ama hepsi de Spider-Man var. Dedim kanka ne olursun dedim Allah rızası olsun ben çok mutlu değilim şu anda bunu dedim lütfen anlat dedim. Gitti şey yaptı falan konuştu. O dedi falan filan bir şeyler dedi. Zaten Kemal'le biz şöyleyiz yani mağazaya giriyoruz. Kemal de böyle mesela. Hmm. This one bize bir this one öğrettiler amına koyayım. This one böyle yapıyor. This one how much ha, ne kadarmış? <laughs> böyle yapıyor hemen ne kadarmış? <laughs> how much'ı soruyoruz. Adam anlatıyor sonra bir de gidiyoruz etiketine bakıyoruz yani acaba doğru mu anladık diye. Abi bir ara mesela Kemal'le şöyle bir an yaşandı. Ağız yüzü böyle ama Kemal böyle <laughs> falan yapıyor böyle. Cık. Kardeşim dedim sen ne yapıyorsun dedim ya. Sen ne yapıyorsun dedim ya. Bırak oğlum konuşama dedim ya. Bırak konuşama amına koyayım. Sen şu anda adamlar senin dedim. Bırak İngilizce bilmiyor zannetsin adam. Bu rezalet yani seni böyle zannedeceğini. <laughs> bırak dedim İngilizce zan bilmiyor olarak bilelim. Adamların gözünde İngilizce bilmiyormuş bunlar densin ya. Bu daha kötü amına koyayım ya. Bu öyle olması. <laughs> Kemal'e birisi bir şey söylüyor. Kemal böyle yapıyor. Dönüyor gidiyor. Böyle çıkıyor veya işte Ferit evet falan. Ben abi bir tane mağaza girdim. İki buçuk saat toful verdim mağazada amına kodumun yerinde. ama İki iki buçuk saat ben derdimi anlattım. O bana anlattı. Ben onu anlatmaya çalıştım. Arada falan böyle gülüyoruz falan filan. İki iki buçuk saat ben bir ayakkabının peşinden gittim. Bir rüyaya inandım yani öyle söyleyeyim sana. Onu getiriyor. Ona bakıyoruz falan filan. Ama çok zorlaştım. Zorlu bir serüven. Abi neyse ertesi gün başka bir pardon ertesi gün Kemal'le falan tekrar aynı ayakkabıcıya girdik. Selamun Aleyküm dedi adam ya. Abi dedim sen Türk müsün? Türk'üm dedi. Ya dedim abi sen ne yaptın dedim o zaman dün bizi niye kilitledin abi iki buçuk saat dedim ben aynen bu şekilde. Ya dedi ben seni dedi İranlı zannettim dedi aksandan. Ya dedim abicim sen şaka mı yapıyorsun ne aksan Aks. dil mi var amına koyayım ne zaman aksan <laughs> onlar gibi konuşuyorsun dedi. Nasıl dedim ya. Ya değil mi var? Nasıl aksan bildin amına koyayım sen abi dedim. Yapma gözünü seveyim abi dedim ya iki saatimiz. Ya Türkçe bilseydi var ya. Ya adama indirim isteyemedim ya adamdan. Şimdi böyle yapıyorum. Rice. Alan yapıyorum amına koyayım ya. Çok gergindi ya. Çok gerilim dolanlardı. Hocam iki gün iki gün ben tek takıldım. İki gün ben tek takıldım. Üçüncü gün eee Üçüncü gün, dördüncü gün benim bir dil paketi yüklendi bana. Bak bir dil paketi yüklendi bana ama bir gör nasıl konuşuyorum. Artık böyle kasiyerlere şaka yapma boyutuna geldi falan. Kasiyer güldürüyorum, indirim istiyorum. Sempatiklikler, şakalar, kasiyerlerle muhabbetler falan filan. Kemal falan şeydi. diyor. nasıl olabilir böyle bir şey diyor. İlk gün konuşamıyordun. ikinci gün, üçüncü gün hani okey. Son gün, dördüncü gün dilin nasıl bu kadar açıldı diyor. Şoka girdiler ya. Ben biliyormuşum mesela İngilizce. Son gün harbiden çok iyiydim. En son ben çeviriyordum falan böyle yani Kemal ile Özge'ye. İlk gün Özge çeviriyordu bize. Son gün ben çeviriyordum bir de diskon, diskon falan filan bilmem neler falan inanılmazdı. Çöl kaplanı gibiydim o araba sürüş hele. E tabi o da vardı. Hatun buldun sandım ya pu. Hatun buldum değil abi hatun bulmadım. Eee. Hatun bulmak ne kadar terbiyesiz ve çirkin bir söylem Yağmur. Ama hiç şey değil. Hiç yakıştıramadım senin o kapçık ağzına. güzel ağzına. Hiç olmadı yani o hatun. Bulduğunda falan filan. Ama tabii bir tane bir indirim şeyine girdik. Kadın diyor ki bu diyor, çok özel bir parça diyor. Bundan diyor tek bir tane var diyor. Diyelim ki benden de bir tane var. Bende çok özel bir parça falan. Kadını güldür güldür güldür. Sonra gitti patronundan indirim istettim falan filan böyle ekstra indirimler. Dubai'de hatun bulunmaz çağırmıştır abim. Kardeşim yanlış yorumlama. Yani şöyle bulursun. Biz selamun aleyküm ama 500 lirem yani onu <laughs> onu göz alıyorsan hani bulursun. Onda hiç problem yok. Merhaba mesela. Merhaba my name is Şahri 200 lirem Anladın mı? <laughs> Gece kulübüne gittik amına koyayım. Ben böyle bakıyorum. Ne oluyor burada anlayamaya çalıştım. Anladın mı? Üç kişi orada duruyor. Başkası geliyor. Böyle yapıyor. <laughs> yapıyorlar. O ikisi gidiyor onunla gidiyor. Bir tane orada kalıyor. Onun arkadaşı geliyor öbür taraftan ona geliyor. falan yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Onlar gidiyor amına koyayım. Öbür geri dönüyor falan filan. O böyle yapıyor falan. O gelmem seninle gibisin Öbürü geliyor onun yanına. Öbürü onunla konuşurken başka bir adam geliyor ona sarılıyor. Onlar öyle gidiyorlar. Boşta kalan adam geliyor bana bakıyor gülümsüyor falan. Yok diyor ben paralı değil. <laughs> ben yok ben paralı değil mi? ben aşk adamıyım çünkü ben. <laughs> beni etkileyebil ben mesela bu gece senin olurum. Ama birazcık da hani şımarmak da isterim abi. Ya o kadar gece kulübü hafif beni şımart yani anladın mı? <laughs> Loja var önümüzde amına koyayım. Bir grup indi zannedersin yani Amerika gangsta böyle tayfalar geldi böyle altın böyle bilmem neler böyle geldiler. Zaten rap yapa yapa giriyorlar amına koyayım yani anladın mı? bu hayatın heyecanı meyecanı yok diye diye böyle mekana girdiler anladın mı? Böyle ki Özgeciğim hoş geldin. How much price this one? <laughs> Bir geldiler abi falan filan böyle. Oturdular falan. Ya koltuğa da oturmuyorlar böyle. Kenarlara oturdular falan filan. Ben de böyle biraz geriden mekanı süzmece yapıyorum. 7x Starbucks'ı mı giyiyorum dedin. Ha, ha, ha. Bu şakalar kim sızdırdı ya bu şakaları? Ya kadın onu anlatayım o zaman. Kemal baksır da alayım. Ha burada baksır da varmış dedi. Böyle yapıyor kadına. This one, this one falan yapıyor. Kadın da bedenini sordu. Ben dedim ki bu baksırlar güzelmiş. Ben de İngilizcem son gün çok gelişmiş ya. Birazcık da konuşayım diye. Bu baksırlar çok güzelmiş dedim hanımefendi. Bunun dedim bana göre olanı var mı? Kaç giyiyorsun? Dedim 7x'larcı var mı dedim bunun. <laughs> Buna da dedim x small'u dedim bu arkadaşıma x small dedim zararsız. Ben dedim hani benimki biraz şey yani bu anlamda ebat olarak ama dedim hani hepimiz sonuçta hani bunun ıkçılığını yapmayın. <laughs> Kadın koptu amına koyayım. <laughs> şey diyor senin diyor inanılmaz bir enerjin vardı inanılmaz bir enerjin diyor çok iyi diyor yani çok pozitif çok komiksin falan diyor bana. Ne sandın yarram derdim de orada öyle demedim tabii ki çok tatlı bir insandı. Kaç santim seninki? Tövbe yarabbi ya. Neyse gece kulübünde işte o zenci arkadaşlar falan böyle içeri girerken böyle altın çeyinler falan filan. Ben de böyle kenarda duruyorum böyle. Dedim ki bunlar burada birini bıçaklar öldürür yani öyle bir tip. Adam öyle şey. Geçerken ayağıma takıldı adam. 15 kişi falanlar ama bir tanesi ayağıma takıldı. Adam düşüyordu Tuttum böyle tamam mı? Düşüyordu tuttum. Böyle yaptı. Böyle baktı. Aa bro thank you falan yaptı. Şey yaptı bana böyle yapıyor. İçelim mi diye. Yok dedim ben gitmedim. Gitmedim. Ama hiç kimse eğlenmedi amına koyayım. Bu gördüm ben mesela içeriği bir gariplik var diyorum ya. Ferit'e diyorum ki bak baba diyorum bak burada bir gariplik var. Nasıl var diyor. Oğlum diyorum kimse eğlenmiyor yani. Kızlar bir tek oynuyor ama erkeklerin hepsi böyle. Hani sevgilini tuvalete götürürsün kapısında beklersin ya o bekleme alanı eğlencesi var hepsinde. Böyle bekliyorlar böyle duruyorlar. Zaten inanılmaz sirkülasyon var o giriyor o çıkıyor. Benim en çok etkilendiğim şey şuydu. Abi hiç güvenlik kamerası şey güvenlik görmedim. Her yer şehrin her yeri güvenlik kamerasıyla zaten kayıt altında mıymış, neymiş kör noktamı yokmuş bilmem ne mi yokmuş falanmış filan mıymış. Eee... Mesela A giriyorsun. Hiç işte tarama marama yapmıyorlar. Laps diye giriyorsun anladın mı? Hiçbir yerde mesela öyle bir şey yok yani anladın mı? O birazcık güven verici bir hissiyat yani. Götün yiyorsa çal elini kesiyorlar. Ya bilmiyorum korku mu ne olduğunu anlamadım yani. Yani yollar mollar o kadar güzel ki. Hız sınırı var mesela geçemiyorsun. Bir kere geçtik hemen fotoğrafımızı çektiler koyayım. O açıdan güzeldi abi. Anksiyete anlamında bayağı rahattı. Bana hiç güven vermedi. Sana güven vermemiş olabilir. O senin kendi kararın olabilir. Bana güven verdi. Yani bu da benim kendi düşüncem. Onu da söyleyeyim. Bayno kapalı mı? Abi 23.30'da açık, açıktır yani. Sonuçta online bir site ya. Hani gece 12'de siteyi kapatalım sabah 8'de açalım mantığında değillerdir diye düşünüyorum. Yani online internetten girebiliyorsun her zaman. Sunucusunu bir kere ödedilerse. Nasıl muhabbet edebildiniz? Baba ben ilk gittiğimde sıfır dildim mesela. Vücut dili falan vardı bir tek. Son gün ama bambaşka bir insan olmuştum. Son gün gerçekten çatır çatır konuşmaya başlamıştım. ve kurallı murallı konuşuyorum. Yani nasıl yüklendi o dil paketi bilmiyorum. Bir hafta daha kalsam inanılmaz olurdu yani. Ha bana inanmıyorsanız Özge burada Özge'ye sorabilirsiniz. Çok şaşırdılar. İnanılmaz şaşırdı. Bu kadar İngilizce nasıl gelişti yani 3 günde? Yanlış kişilerin kucağına oturdum mu usta? Ya oturmadık tabii ki. İnanamadım ya diyor. Bak Özge bak inanamadım ya diyor. Ben de inanamadım Özge. Ben ne dedim ama İstanbul'a indiğim an bendeki o İngilizce silinir dedim mesela. Şu an hiç hatırlamıyorum. İngilizce yani konuşabilir miyim denemek lazım. Hiç bilmiyorum yani. Oranın son gününde çatır çutur bilmem ne falan filan Dökülüyordu yani ağzımdan. Dünkü depremi hissettim abi. Ben dün değildi galiba dünden önceki gündü. Hissettim abi. Yatakta yatıyordum. Uy hafif çok yol yorgunuydum falan böyle inanılmaz. Zaten ayakkabı falan vurdu tamam mı? Yeni ayakkabı almak mecburiyetine kaldım oraya gidince. Ayakkabı da vurunca. Ama bir kere vurdu ya yeni ayakkabı da gitse onda da vurmaya devam ediyor zaten. Ayak öyle bir öyle bir şey. Meraklısı ve ilgilisi zaten var burada. Yatayım dedim tamam mı? Ulan depremin son 10 saniyesinin 5 saniyesinde ne böyle ne oluyor lan amına koyayım diye. Baktım falan deprem oluyor dedim tamam mı? Ya ya deprem oluyor ya biri beni sikiyor yani anladım. Çünkü çok ritmik gidip geliyorum böyle yatakta. Bir de bizim şey metropol bayağı böyle sallanıyor ya. Hani bayağı nizami sallanıyor yani. anam Hani böyle sallanıyor. Şöyle uyandım yani. Böyle uyandım anladın mı? Öyle bir sallanma vardı. Raylı sistem ya abi. O bir tık beni bir endişe... Depremden daha fazla bir panik atak yarattı bende. Çok kısa süreli ama bir saniyelik falan böyle bir yok lan yapmamışımdır. O kadar da değil gibisinden. Ee, sonra baktım abi deprem oluyor sallanıyor falan filan. Bir tabi heyecan korku falan filan. Gruba baktım. Baktım herkes deprem falan filan hemen yattım. Hemen yattım sonrasında. Çünkü şimdi yağmur falan şey der. Bu gece evde uyumayalım. Hadi toplanalım. ...çağır gel al falan demesinler diye. Hemen ben uyuyor gibi niye yazmadım gruba? diyor hemen uyuyor gibi devam ettim ben. Şimdi toplanacağız amına koyayım. Çadır kuracağız falan filan. O sever o etkinlik gibi bakıyor çünkü onlara. Bak. Ege'nin Deprem kulübünü izledim abi. Oo, o o o Deprem? Deprem. Bak Deprem diyor. Yaptı hareketlere bak. Bak futbolcuyla. Hala sallanıyorum. Bak hala sallanıyorum derken ne yapıyor? Crossover mu? Ne lan bu hareketin adı? <laughs> hala sallanıyorum derken bir yandan lan şey hareketi bari hareketi yapma lan düz pasta şamana koyayım ya. Stop over mu? Abi. Oğlum baksana adam böyle böyle giderken böyle oyun oynuyor ya. <laughs> tamam artık bırakıyorum dedi. Baktı kontrayı yiyor. <laughs> Defansı bırakamadı amına koyayım. Oğlum koltuk hala sallanıyor bak. Hala arkası hala sallanıyor. <laughs> ya bu çocuk rahatsız ya. Bari de toparmışım bir atak yapayım. Bak hala şekil mikini yapıyor. <laughs> ya bu çok büyük bir katman ya bu hareket. Tamam. Şimdi git önlemlerini al Ege'cim. <laughs> Şimdi git ne yapılması gerekiyorsa yap kardeşim. Deprem oluyor çünkü anladın mı? Ayıp olmazsa. Deprem bitti amına koyayım sen. Ne olur ya bir maçı yenil amına koyayım. Ne olur ya bir maç sal ya. En kötü starta bas. Bir maçı sal amına koyayım. Ne olmuş yani? <laughs> Koparttı beni ya bu klibi görünce. Bunu gördüm mesela. İki, gün, iki gündür Şinasi yayında gece saatleri yayında amına koyayım. <laughs> böyle oturmuş böyle deprem olsun diye bekliyor pezevenk. Allah çarpsın böyle yayın yapıyor. Bakıyor arada falan bakıyor. Böyle böyle takılıyor. Ya kardeşim. Yapma kardeşim gözünü seveyim. <laughs> <Gözünü seyir. gülüyor> yapma kardeşim ya. Bunu yapma ya bana bunu yapma ya. O da bir klip vermek istiyor yani. <laughs> Lol mol oynuyor. <laughs> Atçılara bekliyor. Akbaba gibi amına koyayım. <laughs> Aroşka'ya ilgili Discord'u bulamıyorum mu? Oğlum Yapma oğlum öyle şeyler yapma Yapma yani oğlum öyle şeyler Şinasi duramaz ki Bırakır kaçar <laughs> Şinasi öyle bir Allah korusun bir daha bir şey olsa Deprem olsa falan Şinasi Gol atana kadar amınakoyim deprem oluyor RP'sine devam et bir saat daha deprem oluyor Hala oluyor gibisinden devam eder Discord'a bir gireyim ya özledim bakalım Değir atlatıyor. Savur diye. Avvay Savur diye. Ehlenme başlam. Ehlenme başlam. Maşallah. Bana yürüyor ah adam ah böyle. Maşallah diyor bana. Put dedim tükür suratımı bir daha <laughs> buna koyayım. Nazar değmesin diye. Ehlenme. Maşallah ah 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 diyor böyle <laughs> bana bakıyor. <laughs> Mıdı tenyo. Ne diyorsunuz oğlum siz mal. <laughs> Çırı dişe. Özlemişim. <ki. gülüyor> Ha. bu lan. Çok karma bir de konuşuyorsun <laughs> Anlamıyorum. Bunlar anlayamıyorum. senin Dubai'ye gidişin çok etkilendi. Çağrı sensizlik Yallah. yaramadı bunda Ya Habibi. Ya <laughs> <Necid. gülüyor> Yallah. Arkadaşlar, dün yaptığım bir şakayı yapmamda problem var mı? Güzel şaka bil, yani. Ben dün, bilmiyorum abi, vallahi dün, yap bence. Dün bilenler gülmek zorunda değil, ilk defa bilenler gülebilir ama. Hangi tamam. şaka? Ha. İbo'ya iş buldum şakası. Şaka <laughs> Veya <laughs> Mamiye de olabilir. Şakanın başrolü değişebiliyor öyle bir şaka. Esnek bir şaka yani. ben yoktum. <laughs> evet. Selamun aleyküm. Marhaban bi kumfi fi markaz almara. <laughs> 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 aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Ehlem oz. <laughs> Ve aleyküm selam. Ehlem <laughs> selam. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ben kabul ettim o teklifi. Sen bir de Mamiye yap onu. Mami, sana çok güzel bir iş buldum dostum. Kabul. Bu Harbi <laughs> mi diyorsun? Vallahi kabul. Ayda 300 bin dolar, bozar mı? Kabul. Oğlum. Ne abi? Bak sonra vazgeçtim falan yapmayacaksın ha. Ona göre net adam haber bekliyor. Ee, vazgeçmem. Benden dört kişi istedi şimdi, ben ona göre kadro kurup gidiyorum. Gugu'ya da teklif ettim dün buradaydı, <laughs> o da olur diyor Dörtlü <laughs> <Gördüğüm gülüyor> kim abi şimdi? Ben, Gugu, İbo. Samet abi mi? Yok ben. <laughs> Samet'e çok iyi bir alamadık ya ondan dolayı. <laughs> Mami işi kısaca anlatıyorum dostum. Evet abi ne yapmam gerekiyor? Bir şey yapmam lazım mı? Ya aslında bir şey yapman gerekmiyor. Dubai'ye gideceğiz yani haftada bir. Güzel. Bozar mı? Yok bozmaz. Ya orada çok ünlü bir iş adamı var. Şimdi ismini verme dedi. Tamam mı? Haftada bir ona gidiyoruz yani sırayla mesela. Pazartesi ben, salı sen, çarşamba İbo gibisinden. Adamın belli bir öğün saati, yeme içme şeyi belli. Tamam mı? Evet abi. Hemen aklına 16 kötü şey getti <laughs> 36 saatte bir abi onun dolaşımı. Ya adamın dolaşım iş sistemi belli anladım mı? İşleyiş sistemi belli. Onun saatleri var yani. O saatlere uyduk mu problem yok. <laughs> Bir dakika ne şimdi, ne bir sıkıntı var. Bir dakika ben Bayna Game'in bir sıkıntısını çözeyim abi neymiş sıkıntı? Trostat mı varmış? <laughs> Nasıl yani? Lan bekle. bir dolaşım sorunu dedin. Çok sorgulama Mami işi. Mami? Mami tam senlik iş abi. Yapmadığı iş değil. Çok sorgulama ağzına sıçarlar. Mami bir şey yapmayacaksın. Adam Tuvaleti ne yapacak üstüne ya? 300 bin dolar veriyor ama. Uyar mı? Uyar abi. <laughs> Sıkıntı Uyuruyor olmaz mı kardeşim? Sanat. Ama mesela şey değil. Mesela gittin yattın adam hazır. Mesela o an tuvaleti gelmezse mesela sen yine işini yapmış olarak kalkıyorsun. Anladın mı? <gülüyor> 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 hani gittin şansına tuvaleti gelmedi o adamın. Yine alıyorsun Ey, paranı bir yani. Şey <laughs> Bak ilgilen, hemen ilgilenme orospu. Evet <laughs> Mesela Hasan'ı streç filme sarsak Oluyor mu Baba streç filmde çok kesinti yapıyor abi Streç <laughs> filmi ben teklif ettim Çok düşürdü fiyatı <laughs> Tamam ya Olsak? Şimdi bir baksanıza ee, Bina game şey gelmiş mi Şu anda düzelmiş IFOX 25 TL göndermiş 5 TL göndermiş. Dert annesi 5 TL göndermiş. Metres 10 TL göndermiş. Ee, herhalde şu an bu iyi. Bir de test donation gönderim kendime. Bu geliyor mu test donation? Ha geldi Vayna Game. İyi yayınlar diledi bize. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Ama vlog yap vlog çektim görüntüleri çektim İşte birleştirip YouTube platformuna onu atmamız kaldı yani. Ama güzel bir e, güzel bir video çıkacak gibi. Ya işte bir makaramız çıkıttı yani öyle söyleyeyim. Bazı anda ne tam, yaptınız abi orada şimdi farklı bir şey? Yani. Farklı bir şey nasıl mesela farklı bir şey? Senin O gök gökdelende bir motivasyon videosu çektin mi? Deveye bindiniz ya mesela bu farklı bir şey. Ben bilmedim ki deveye. Yani, Foto çektin ya. Ben benim dedim ölür de dede be. <laughs> <laughs> ya ben şöyle kutup asıyla karşılaştı falan diyorum. <laughs> <Yok, hayır. gülüyor> fotoğraf yok mu ya? Çağır bir fotoğraf falan göstersene. Abi bir tane Ukraynalı kıza 1 milyon doları yaptıkları anlattığı bir şey vardı. Adam üzerine şimdi 70 e yaşında adamın geleni vlogs ondan Instagram listelerken bir kız bunları yaptılar diye size diyor gösterir. Ya kardeşim çılgınlaşma ya. Tövbe estağfurullah. Dominico Vakko yayında ko oyuncusu 50 bin TL katladı. El Cabbar Bin Abbas Seyvas Kas. Kardeşim Allah bereket versin. bu gerilla marketing mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şüpheli şüpheli gelmiş bir daha bunu okuyun. Evet siz ne yapıyorsunuz ya anlat bakalım. Abi, abi, abi. Biz orada ne çöl’e, çöle gittik, bir çöl’e gittik. Bir makarası yok abi kum. Çöl’e gittik ama güzel tabi görme yani sonsuzluk var yani böyle sonsuz kum gibi gözüküyor yani 50 bir noktaya kadar gidince. Orada işte bagilere bindik. Anladın mı bu PUBG'deki bagiler var ya ona benzer. Onlarla biraz gittik. Ee, Nesrin dün ne diyor biliyor musun Serap gördün mü diye <laughs> dedim Nesrin. Aaçay. Hani gittik. <laughs> Anladın mı? yani biz zaten bir saat falan böyle orada gezdik yani anladın mı? Yani bir saatte de hemen 10. dakikada da seyrek görürsün. Vay haline yani insanlar orada günlerce kalıyor falan. he Hemen dedim gördüm öyle kola gördüm bir an böyle buz şey içerisinde. Tabi geceleri nasıl? çok abi, soğuk abi. oluyormuş. Yok oğlum ya geceler hiç soğuk değildi yani bayağı sıcaktı yazdı yani. Ana male ale male ale katari şira Ne diyor? Şaka mı yapıyorum diyor. Ne diyor? Şaka diyor. Eğlencenin merkezine hoş geldim diyor. Sesin <laughs> aynen. Eyvallah Arapik Nesrin. <laughs> Sen niye biz biz Arapça konuşmamıza gerek yok. Türkçe konuşuyoruz ya burada Oğuz. Gerek yok yani. Seni Türkçe zaten anlayamıyorduk. Bir de Arapça hiç anlayamıyoruz. Bari Arapça konuşuyorsun iki tane dua et de hani sağ salip selametle. Abi deveye sordun mu boynu niye eriymiş? Beyza ne yavşak kızsın? Kardeşim ben Beyza gibi mi duruyorum oradan? Niye benim chatime gelip Beyza ne yavşak kızsın yazıyorsun ya? Manyak mı oğlum iyice delir misiniz ya? <laughs> Allah Allah. Git Beyza'nın profiline benziyor mu hocam? Bir dışarıdan bak bakalım bizim profil. Şöyle pozum var mı amınakoyim? Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Geraniolarım.